Mustafa Hocam o gece maç toplantısında beni çok övüyordu. Mustafa Hocam'ın böyle bir huyu var. Ertesi gün bazen oynatmayacağı oyuncu, sevdiği oyuncuyu devamlı övgü yapar. O gece de beni çok övdü maç toplantısında. Maçtan bir gece evvel, eyvah dedim, oynamıyoruz herhalde. Sevgili seyirciler, Yemek Sepeti'nin sponsor olduğu Lezzetli Sohbetler programında bu haftaki konumuz İbrahim Üzülmez. O bir gerçek Beşiktaş efsanesi. İnanılmaz bir kariyer. 11 sene Beşiktaş formasıyla yaklaşık 400 maça çıktı ve birbirinden güzel maçlara imza attı. 2 şampiyonluk yaşadı. 3 tane şampiyonluk dışında Türkiye Kupası'na ulaştı. Türkiye Kupası'nı kaldırdı ve şu anda teknik direktörlük kariyerini devam ettiriyor. Kaptan, hoş geldin mi diyelim? Biz hoş geldik çünkü burası senin. Evet. Bu arada Bostancı Mado'dayız. Bostancı Mado'nun sahibi de İbrahim Üzülmez. Hem teknik direktörlük kariyeri, bir taraftan da ticaret yapıyor. Allah bol kazançlar nasip etsin. Amin, amin, amin. Bıraktık futbolu. Teknik adamlık yapıyoruz. Bazen boş zamanlarımızda da böyle bir mekan işletiyoruz. Hem bizim için adres oluyor, hem insanlara desteği, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem ufak da olsa bir kazanç içerisinde oluyoruz. Şimdi de takım yok zaten. Boştayız. Boşta olunca da burada Mado'da dondurma satıyoruz doğal olarak. Ama kariyerimizle ilgili güzel gelişmeler olursa tabii teknik adamlık yapmak istiyoruz. Doğru takımda, doğru bir yapılanmada, doğru bir kadro seçiminde. Zor. Türkiye'de bu işler biraz zor. Hani herkesin söylediği bir şey var. İşte ya adamın olacak, bir yerde teknik adamlık yapacaksın ya da çok büyük başarı olacaksın. Biz başarılıyız. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığımız zaman şampiyonluklarımız da var. Doğru işler de yaptık. Takımlarda iyi niyetle elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Ama şu anda da bekliyoruz. Olursa, nasibimizde varsa iyi bir takımda çalışmak istiyoruz. Ama Türkiye'de bu işler çok kolay değil. Hani her zaman bazı teknik adamlar söyler ya, güçlü olmak lazım, her türlü güçlü olmak lazım, siyaseten güçlü olmak lazım. Bizde öyle bir yapımız yok. Biz biraz daha yaptığımız işle, yaptığımız başarıyla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da bekliyoruz. İnşallah en iyisini yapacağız. Teknik direktör olabilmek için ya da Süper Lig'de bir kulübün başına geçebilmek için illa araya birini sokmak mı lazım? Türkiye'de maalesef böyle Atakan. Bunu kimse göz ardı edemez. Teknik adam olmak için birilerini sokman gerekiyor. Birilerini araman gerekiyor. Hatta bir takım istiyor sizi, bazen menajerler de işi yapabiliyor. Yani işler buraya geldi Türkiye'de. Başarı ya da başarısızlık kriteri de bir kenara bırakmak lazım. İster başarılı olun, ister başarısız olun. Adamın varsa gidiyorsun. Çok üst düzey başarılı olman gerekiyor ki hani tercih edilen olun. Biz evet, 2 şampiyonluğumuz var. Yani bir yere gidersen bile benim bazı insanlar söylüyor ya, şunu arasana bunu arasana. Ya kardeşim, ben niye arayayım ya? Yani ben başarılıyım. Ben iyi niyetle çalmadan çırpmadan en iyisini yapmaya çalışıyorum. Varsa başkanlar gelsin diyorsun. Öyle olunca da çok kolay değil tabii ki Türkiye'de. Öyle olduğu zaman da dondurma satıyorsun olarak. Ama hayatımızdan şikayetimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Nasibimiz varsa da olacaktır. En iyisi olacaktır. Olmazsa da bir şekilde hayat devam ediyor zaten. Sen Gençler Birliği'nde ve Rize Spor'da şampiyon oldun. İki şampiyonumuz var. Gençler Birliği'nde, Süper Lig'de önemli işler yapmıştık. Şöyle bir puan ortalamasına baktığınız zaman da hakikaten çok önemli derecede işler yaptık. Ama hani şimdi bazen yardımcılarımızla da tartışıyoruz. Ya hocam diyor, işte başkanlar diyor senin diyor anlaşma konusunda sıkıntı olduğunu söylüyorlar diyor. Allah Allah diyorum ya, şöyle bakıyorum ya, diyorum başkanlarla benim niye sıkıntım olsun? Parasını çalıyor muyum? Yok. Alavera dalavera yapıyor muyum? Yok. Arkasından dolanıp da yanlış işler yapıyor muyum? Yok. Ben işimi yapıyorum, başarılı oluyorum, şampiyonluklar yaşıyoruz. Başkanlarla benim niye sıkıntım olsun diyorum ya. Ben böyle bir şey olabilir mi diyorum. Ama işte insanlar, tabii Türkiye'de bu konuda menajerlerin de çok etkin olduğunu söylemek gerekiyor. Her menajer sonuçta kendi adamlarını getirmeye çalışıyor. Sonuçta herkesin bir beklentisi var Atakan, ne diyelim. Ama ben
En iyisini yapacağım. Bundan hiç şüphem yok. Allah nasip ederse, Allah sağlık sıhhat versin. İyi niyet içerisinde Türkiye'de bir takım şeylerin değişmesi için iyi insanların da, doğru insanların da, çalışkan insanların da daha fazla ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ya onu arayacağım, bunu arayacağım. Ya bu aramak kelimesinde bana çok şey geliyor ya. Bir yere gelmek için illa birilerini ısrarla aratmak mı gerekiyor? Ya aratmadan da bu işlerin olması gerekiyor. Burada başkanların da tabii ki biraz inisiyatif alması gerekiyor. Doğru başkanlar var. Bu işi iyi şekilde yapmaya çalışan başkanlar var. Ama bazı başkanlar var. Ya hocam ya Türkiye'de bunlar var yani. Ya hocam bir telefon. Ya niye telefon? Abi ben buradayım ya. Ben sana en iyi şekilde destek olacağım. Yardımcı olacağım. Senin paranı, senin kasanı, senin takımını en iyi şekilde yönetmeye talibim diyorsun. Yok. Olmayınca da yani bırakıyorsun bir yerden sonra da olursa olur diyorsun. Olmazsa da yapacak bir şey yok diyorsun. Mustafa Denizli senin hem Beşiktaş'ta top oynarken hocandı, hem Rize Spor'da yardımcı antrenörünü yaptın. Şimdi de Altay'a gitti ve şampiyon yaptı. Süper Lig'e çıkardı. Nasıl değerlendirsin? Çok önemli bir teknik adam. Çok deneyimli bir teknik adam. Ben her zaman söylüyorum. Mustafa Denizli'nin benim mantalitemde Beşiktaş'a geldiği zaman ilk geldiğinde bir hatırlarsın 24. haftayı bekleyin diye bir söylemi vardı. Evet. İşte o şampiyon olduğumuz seneydi. Mustafa Denizli'ye söylediğimde şunu söylemişti. Hocam niye bu kelimeyi kullandınız? Çünkü çok bir ara kötü gidiyorduk ve insanlar tarafından çok fazla eleştiri, o takım üzerinde eleştiri olduğu zaman ben bu takıma güveniyorum. 24. haftayı bekleyin. Bak o takım nerelere gelecek dendiğinde niye bu kelimeyi kullandın hocam diye söylediğimde takım üzerindeki baskıyı almak için millete 24. haftayı bir hedef olarak koydum demişti. Bu teknik adam olarak çok önemli bir söylemdir. Nitekim 24. Zeka değil mi? Zeka. Çok zeka, ileri görüşlülük, efendim bilgi birikim, deneyim hepsi var bunda. Hakikaten eleştirip biraz da azalmıştı. Herkes 24. haftaya odaklanmıştı. O zaman sen de geliyordun medya olarak. Yani 24. İyi o zaman bakalım 24. hafta ne olacak demişti herkes. Hayır, o zaman ben askere gittim. Siz şampiyon oldunuz. Beni soyunma odasına aramıştınız. Evet, evet. Sen askere gittiniz. İki kupa aldık, sakın gelme demiştin. Doğru, doğru. Demek ki sende de bir şeylik var. 24. haftada hakikaten takım o zaman yol almıştı. Bir level atlamıştı. Çünkü o eleştirilerden, kötü oyundan eleştirilerden sonra o süreç içerisinde hakikaten doğru işler yaptık. Dedim ki Mustafa hocam evet işte deneyimli bir teknik adam budur. Hem takım üzerindeki o sorumluluğu aldı, hem takım üzerindeki o baskıyı olumsuz anlamda alarak takım bir çıkış yakalamıştı ve 24. haftada herhalde lider miydik ya da lidere yakın bir pozisyondaydık. Şimdi de Altay'da kaç yaşında Mustafa hocam? Belki 70 küsür. Ama Altay'da bu süre içerisinde tecrübesiyle, deneyimiyle, background'uyla, takım üzerindeki sinerjiyle Altay'ı Süper Lig'e taşıdı. Evet. Rize Spor'da çalıştım. İlk teknik adamlık deneyimim Mustafa hocamla Rize Spor'da şampiyonluk yaşamıştık. Ondan da çok şeyler öğrendim. Ben kendisine büyük saygı duyuyorum teknik adam olarak. İnşallah yani saha içerisinde olduğu zaman çok fazla o duyguları yaşayan bir teknik adam. Bazı hocalar vardı. Ya çıkarsın, evet sağ kenarında durursun ama Mustafa Hoca sağ kenarında bazen çok fazla kendini kaptırıyor. Ben de onun gibi biraz tecrübeli olduğum için Rize Spor'da falan böyle çok çarpıştığımız oldu. Hatta beni de azarladığı dönemler oldu o kulübede. Ya şöyle bir iki metre git diye. Ya hocam niye böyle bana bağırdın? Oğlum diyor, biz diyor orada diyor kendimizi kaptırıyoruz. Dedim ki bu işi yaşayan, bu duyguları yaşayan her teknik adam başarılı olur. Mustafa hocam da bu ülkenin yetiştirdiği en önemli teknik adamlarından birisidir. Saygı duyuyorum. İnşallah gene yeşil sahalarda, sağ kenarında görmek istiyorum tabii ki. Sana pazu bandını iade etmişti, hatırlıyorsun değil mi? Son o da hafta. Çok büyük bir deneyimdir. Yani, son şampiyonluk maçı, Denizli Spor maçında. Ya ben o gece Mustafa hocam o gece maç toplantısında beni çok övüyordu. Herhalde dedim falan filan ben kendim maça fıkayım. Mustafa hocamın böyle bir huyu var. Ertesi gün bazen oynatmayacağı oyuncu, sevdiği oyuncuyu devamlı övgü yapar. O gece de beni çok övdü maç toplantısında. Maçtan bir gece evvel. Eyvah dedim oynamıyoruz herhalde. Tayfur hocama söyledim hocam dedim. Hocam dedim bizi çok övdü falan. Herhalde yarın dedim şampiyonluk maçını oynamıyoruz. Çünkü kulübedeydim ben o maçta. Evet, evet. Evet biraz öyle oldu dedi. Biraz üzüldüm. Yani sonuçta bizim yapımızda kulübede oturmak diye bir şey yok. Yani. Ben kendi karakterimde
Deplasmana gidiyorsun. İlk 11'de oynamamışsın, kulübede oynamışsın, hiç oyuna girmemişsin. Gelmişsin eve, turist Ömer gibi. Kendimi o şekilde şey yapıyordum. Her maçta oynama isteğim, coşkum vardı. Zaten duvarlarla konuşuyordun ya oynamadığın zaman. Oynamadığım zaman rahatsızlık duyuyordum. Hemen ertesi günkü antrenman olsun da hocanın gözüne girelim diye böyle bir duyguları kendi içimde paylaşırdım. Yaşardım. Mustafa hocam da bir şeyler dönüyor. Beni çağırıyorlar. 70 küsürüncü dakika mıydı? Ya işte Gökhan Zan oradan bir şeyler yapıyor. Bu buradan bir şey yapıyor. Ben şaşırıyorum. Ne oluyor dedim. Gökhan Zan kaptanlık bandını çıkardı. Benim üstüme doğru geliyor. İşte Mustafa hocanın hakikaten o gece sabaha kadar uyumadım. Bu davranışı falan her teknik adamın yapacağı işler değil. Uyuyamadın mı o gün? Uyuyama. Ya şimdi ben Beşiktaşlıyım. Çok mutlu oldun. Çok. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Doğrularla, yanlışlarla, iyisiyle, kötüsüyle, orta yapamamakla, yaparak Beşiktaş'ın bir deliği bosu olduk. Taraftarın deliği bosu olduk. Yanlışlarımız da oldu kendi içimizde. Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman şunlar da olmayabilirdi dediğimiz dönemler de oldu. Ama ben her zaman Beşiktaş'ın o kaptanlık bandını gururla taşıdığımı düşünüyorum. Ve o gece Mustafa hocamın bu jesti beni çok duygulandırdı. Ve sabaha kadar uyuyamadım. Hem şampiyonluğumuz vardı, hem gene de o bant takmak var ya, o 5 dakikalık, 10 dakikalık onları takmak çok güzel ya. Bir futbolcu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte Necip gibi, işte Rıdvan geldi altyapıdan. Bu oyuncuların o duyguları yaşaması gerektiğiyle ilgili hep anlatıyorum. Necip bunu fazlasıyla yaşayan oyunculardan birisi. Biz de geçmişte bunları yaşadık. Böyle de kaptanlık elimizden alındığında hakikaten üzüldük. Çünkü bu takıma hizmet etmişsiniz. Öyle ya da böyle, doğru ya da yanlışla elinizden alınmış ve son maçta, şampiyonluk maçında 10 dakika 15 dakikada bile olsa Mustafa hocamın bu jesti beni çok mutlu etmişti ve o gece sabaha kadar olumlu duygular içerisinde uyumamıştım. Şimdi sen bunu sorduğun zaman da hakikaten insan da geçmişe, o dönemlere gidip de duygulanıyor tabii ki. Oluyor bunlar. Keşke, iyi ki Beşiktaş'ta oynamışım. İyi ki bu takımın camiasında görev yapmışım. İyi ki de bu takımın kaptanlığını yapmışım. Bayağı duygulandın ama. Duygulanmamak elde değil. Şimdi güzel duygular Atakan. Bunlar oynadığımız dönemlerde. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'ndaki ambiyansı özleyenlerdenim. O eski, oradan çarşı gelecek, orada çıplak bir tane ciğerci abi vardı. Değil mi? O bağıracak bana orada, arkada adam var diyecek, ben şöyle bakacağım, kimse olmayacak orada falan. Arkada adam var diye bakıyorsun, kimse yok mu? Kimse yok. Niye peki öyle bağırıyor ya? Ne bileyim, orada çekti kamayı, bağırmıyor işte çıplak. Offside'i bozuyorsun diye çizgiye bakıyorum, bozmuyorum offside'i. Kime bağırıyor diyorum böyle. Çünkü ya kafamı karıştırma. Dedim mi ona yani, kafamı karıştırma diye? Abi canım, orada bir tane ciğerci, benim Beşiktaşlı abiler bilir, oradaki taraftarlarımız bilir. Ben onları çok seviyorum. Ciğerci abi sen de duydun. Tabii biliyorum, çıplak zaten. Tabii ben çıplak zaten. Her maça. Yağmur yağıyor çıplak. Tabii yağıyor çıplak. Tabii. Bir de ben kenarda oynadığım için o da kapalının ön taraflarında bir yerdeydi, sağ tabii, tarafa tabii doğru. Tam korner bayrağına çaprazındaydı. Bravo. Tabii. O korner bayrağına çapraz, oradan devamlı bağırırdı zaten. Offside, dikkat, arkada adam var, bakıyorsun adam yok, aa ne diyorsun falan. Şöyle o duygular, o yaşanmışlıklar güzeldir. Bunlar anı olarak güzeldir. Güzel, güzel şeyler yaşadık. Geçen yani Nobre ile konuşuyorum. Diyor ki sürekli yüzde yüzünü veriyordu diyor antrenmanlarda. Sürekli çalışıyordu. Bir de sürekli bal getiriyor musun, bal? Bal getirdim ben. Nobre'ye bir dönem getirdik. Anzer balı getiriyor musun? Bütün takıma veriyor musun? Şampiyonluğun anahtarı mı bal? Yok. Şampiyonluğun anahtarı. Bir dönem aşılamıştık evet. Ya Karadeniz'den güzel böyle anzer balı geliyordu. Gerçi şimdi de yemeye çalışıyoruz. O güzeldir. Faydası vardır. O dönemlerde de herhalde oyuncular alan hoşuna gidiyor. Alan değil hoşuna mi gidiyor. Para da veren yok. Para da takım kaptanı. Takım kaptanı. Olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Ama şampiyon olduğumuz seneydi o sene. Hatırlıyordun. Şampiyon olduk. Tabii yani. Tabii hatırlıyorum. Nobre'de doğru. Nobre'nin dediği gibi bizim çalışmamız lazım. Biz öyle üst düzey yetenekli değildik. Ayakları kavisti mavisti, Sergen gibi, Kümer Tümer gibi oyuncu değildik. Ama çalışarak bir yerlere gelenlerdenim ben. Ama fitness'a giriyor musun mesela? Tüm vücudu çalışmıyor musun? Sadece kolu çalıştırıyor musun? Bir gün sormuş sana Nobre, niye el çalışıyordum, ben ellerimle demiş. Bilekleri çalışırdık. Bilekleri, bilekleri çalışırdık. Bana sormuştu.
He doğru, Nobre sormuştu doğru, bana. Niye üst taraf yedim ki? Bilekler güçlü olacak dedim. Böyle sağ sol ikili mücadeleye. Ha, tabii tutuyorsun. İkili mücadeleye giren oyunculardan birisiydim ben. He, doğru. Tabii, dolayısıyla bir... arada falan formalar normalar çekiyorduk tabii ki yani. Ya Antalya'da seninle bir gün keyfine maç yapıyorduk. Buradan buraya kadar çizdin ya beni. Doğru. Ama tabii, işte tabii. Bu yapımızdan kaynaklanıyor tabii. Ya. Şimdi Sergen çalışmaz. Niye? Evet. Yeteneğine güveniyor. Sergen aldığı zaman maestro gibi keyif veriyor. Sergen'in gidip de ikili mücadele ona buna dokunmasına gerek yok. Çünkü topu kimseye vermiyor. E biz onun kadar yetenek yok. Ama bizde işte ikili mücadele taraftar niye bize delil İbo lakabı taktı? Hep mücadelenin içerisindesin, hep uğraş içerisindeki, hep topu kazanmak ya da kaybetmemek için uğraşıyorsun. E bu saçlar da uzun, öne de geliyordu. E ne diyor? Oo deli İbo. Öyle kaldık orada işte. Ama ciğerci abiyi özledim. Ciğerci abiyi özledim. O arka taraftaki bağırması, çağırması hakikaten güzel bir de yaşanmışlıkları oldu o dönemde. Al Pacino vardı hatırlar mısın? Fulya'da. Al Pacino. Bir gün geldi senin yanına. Zamanlar. Ümit Bozkurt, Erman Güler içersen. Böyle koşarak geldi. İbrahim abi dedi. Buyur kardeşim dedim. Abi dedi seni çok seviyorum ama bir kafanı kaldır abi dedi ya. Al Pacino ilk geldiğimiz sene. Erman evet, ben evet, evet. Olduğu sene. İlk zaten kafayı sonra zaten bizim Erman Hoca da o kafayı çimin içerisinde para arıyor diye çok o zamanlar kaldı öyle. Al Pacino dedi ilk o dedi ya biraz kaldır abi kafanı dedi çok iyi takımlara gideceğim dedi. Çevreyi gör falan taktik de vermeye başladı Al Pacino o zaman tabii ki taraftar ama biliyor. Abi diyor kafayı kaldırınca diyor sen diyor daha büyük topçu olacaksın falan. Ama işte o kafayı kaldırmamayı efendim orta yapamamayı bir dönem bir yaptık ya. Yok sonlara doğru yaptık. Son 4 sene falan kafayı da kaldırıyordun, ortayı da kesiyordun son 3-4 sene. Ama ben işte şimdi ilan bizim ilan dedi ya. İlan'a da seviyoruz buradan. İlan dedi ya işte benim İbrahim Hoca bir tane orta yapardı senede. Quaresma kafaya keserdi diye. Doğru ilan dönemlerinde o kadar yapamadık ama Bobo'ya da çok yaptım ben ya. Bobo da bu sefer atamıyordu. Bobo'nun da öyle bir yapısı vardı yani. İlan'ın öyle bir serzenişte bulunması doğru. Şey dedi, Markus Müş bana 11 tane asist yaptı. İbrahim Üzümez sadece bir tane yaptı dedi. Ama Markus Müş yapardı. Niye? Markus Müş'ün özelliği oydu. Markus Müş onu yapardı. Ama arka taraftan da bu oyuna Markus Müş'ün tarafından da hangar gibi kullanıyorlardı orayı. Hangar gibi Markus Müş'ün oradan depar atan kaleciyle karşı karşıya. Tabii tabii. Onun da önü iyi, ortası iyi. Arkası geri dönüşleri kötü. Caner gibi mi? Caner Erkin gibi. Aynen Caner gibi. Ben onları karşılaştırıyorum. Caner de öne gittiği zaman pasları, kavisli ortaları. Müthiş. Ayağı pasları iyi. Ama Caner'in de arkaya geldiği zaman o defans oyuncuların en önemli özelliklerinden birisi de sezgileri iyi olması lazım. Değil mi? Şimdi Caner'in oradaki dalmaları var. Dalıyor bazen Caner. İşte o dalmalardan kaynaklanan yenen goller var. Evet. Markus Münch de öyleydi. Markus Münch'ü ben oynadığımda Skala'nın önde oynattığı dönemler de oldu. Yani ilk zamanlar değildi. Sonraki zamanlarda Markus Münch biraz da ön tarafta oynadı. Çünkü Markus Münch'ün öndeki kavisli ortaları müthiş ama defansif özelliği de çok iyi değildi yani. Senin de defansın iyi, ön taraf. Benim de defansım iyi. İşte her oyuncunun bir eksikliği tabii. Oluyor işte. Defansımız iyiydi ama Lucescu döneminde 100. yılda sağda Kaan Dobra, solda İbrahim Üzülmez, önde de iş yaptı, arkada da iş yaptı. Değil mi? Hakikaten iş yaptı. Yani 100. Tabii, yıldaki o sene uzay senesi. O sene güzeldi. Sen 4 gol attın, 7 asist yaptın o sene. Ya ben 100. yılda Chelsea'de Sergen'i attırdık Londra'da ya. Chelsea'de Sergen yani yapıyorduk yani oralarda. Gerçi duran toptu da Kaan Hoca Kaan Dobra'nın yaptı. Ama Kaan'ın ve benim hem önde bu kadar etkin olmamızın sebeplerinden birisi arka üçlüdür ama. Zago, Ronaldo, Ahmet Yıldırım. Ahmet sol tarafta, Ahmet zeki bir oyuncu. Ahmet akıllı bir oyuncu. Zago aynı İtalya'dan gelmiş, sertlikte ön plana çıkan oyuncu. Ronaldo müthiş, yumuşak oyuncu ama akıllı oyuncu. Araya giden topları müthiş, süpüren bir yapıda oyuncuydu. Dolayısıyla bu üçlü bizi çok rahatlatmıştı. Hem kanat olarak bir de orta sahada Cunti diye bir oyuncumuz vardı. Değil mi? Cunti, Tayfur hocam. Çok önemli işler yani. Sen Cunti ile çok şakalaşırdın Cunti ile hatırladın şimdi. Cunti beni severdi ya. Cunti. Otobüste şampiyon olduğunuzda tur atarken böyle birbirine sarılmıştınız. Severdi beni Cunti. Ya beni
Beşiktaş'ta Cunti, Amaral'dan tut, herkes severdi. Yabancı evet. oyunculara baktığınız zaman Cordoba, Mordoba falan diyaloglarımız güzeldi. Ama Cunti'nin o bile bir dönem ooo Deli İbrahim diye tezahüratlar yapardı. Evet. La dedim sen nereden öğrendin bunu? Diyorlar dedi oradan dedi işte. İngilizce konuşamıyorduk da işte, çatpat. Sen herkese anlaşıyordun Türkçe ama. Türkçe konuşuyordun sen. Ya onu öğrettik daha. Bizim İngilizce yoktu ki. O zaman onları Türkçe mükçe bir şeyler öğrettik. Onlar falan işte nasıl yapacaksın Atakan? O zamanlar tabii. falan doğru dürüst biz gelmişiz. Gurbet elden yabancılar geliyor. Bir de bizim yapımızda bizi tanıdıkça daha çok bizi sevmeye başlıyorlardı. O Cunti benim o da arkadaşlığı da yaptım. Çok da anlaşamıyorduk. Çat pat bir şeyler konuşuyorduk. Anlaşıyorduk. Beni de çok severdi. Bir de Cunti'nin oyunculuğu da iyiydi. Cunti Beşiktaş'a çok şey kazandırdı. Tabii. Çok şey kazandırdı. Yani orta sahada falan çok oyuncunun yükünü de almıştır Tayfur hocamın falan. Bir de sol ayağı iyiydi. Cunti Guti. Bak bunlar önemli oyunculardı. Sol ayaktı. Farklı özelliklerdi ama hakikaten o Beşiktaş'ın orta sahasına o hareketliliği, o tekniği getiren oyunculardan birisiydi. 100. yıl bizim için önemli bir yıldı. 100. yıl en çok geriye dönüp baktığımız zaman 100. yılı hakikaten bütün o dönemki taraftarlarımız da anımsayacaktır. Biz saha içerisinde geriye düşüyorduk. Hiç panik yoktu takım içerisinde. Nasıl olsa bu maçı 2-0, 3-0 ya da 2-1, 3-1, 4-1 kazanabilecek potansiyelimiz var diye o özgüven içerisinde sahaya çıkardık. O kadronun dağılmaması lazım. O kadronun ekmeğini 2-3 sene daha yiyebilirdik. Niye ama yemediniz? Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Yani çok şimdi o detaylara girmek de istemiyorum. Benim ondan sonraki süreçte o takımın çok şampiyonluktan sonra çok çabuk bir şekilde dağılmasını açıkçası üzüldüğüm noktalardan birisi. Ama detaylar, herkes bir şeyler söylüyor. Ben Beşiktaş camiasında şöyle geriye dönüp baktığınız zaman hani diyorlar ya operasyon yapıldı. Operasyon var mıydı sence? Ya operasyon, sen beni tanıyorsun. O dönemlerden beni en iyi tanıyanlardan birisi sensin. Ne operasyona girerdim, ne operasyon dışına girerdim. Benim işim antrenman, maç, ev, dinlenmek, çok sevdiğim camiaya antrenman. Yani bu tür şeylerle diyalog içerisindeydim. Çok söylentiler oldu. Herkes bir şeyler söyledi. Ama dedim ya Beşiktaş camiası şimdiki gibi değil. Şimdi daha fazla sahipleniliyor. O zaman sosyal medya, şudur budur, herkes bir şekilde hakemlerin yanlışlarını herkes falan üstüne gidiyor, baskı kuruyor vesaire. O dönemlerde bu kadar baskı kurulmadı. O takım kalabilirdi. O takım 2-3 sene daha Beşiktaş'ı rahatlıkla şampiyon yapabilecek potansiyeli bir takımdı. Maalesef o takım şampiyonluktan sonra çok kolay bir şekilde dağıldı. Ondan sonra zaten Beşiktaş'ta sıkıntılar yaşanmaya başladı. Samsun maçı Cem Papu ile 5 kırmızı kart. Sen de kırmızı birisi kart yemiştin. Birisi de bendim. Ya Cem Papu ile ilgili söylemiştim. Cem hocamın belki bazılarına göre kartlar doğru ama Cem hocam çok otoriter olacağım diye çok rahat bir şekilde maç yönetti. Şimdi çok mu kolay kırmızı kartlardan, kırmızı kart yiyenlerden birisi de benim. Ama anlatıyorsun hocam öncesinde bir tarih var. Bak Julio Cesar diye bir oyuncuları vardı onların. Ha seni tarih etti ya yatsıması. Etti ama öncesinde de var yani anlatıyorsun anlam hiç yüzüne de bakmıyor Cem hocam. Ha yüzüne bakmadan. Yani bu bakın teknik adam hakemlerin saha içerisinde oyuncularla diyalog kurması lazım. Otoriter olmak ayrı bir şey ama oyuncunun nabzı 180, 190, 185 oluyor bazen. İstediği gibi düşünemiyor, tepki gösterebilir ama siz hakem olarak ona daha sıcak yaklaşmanız gerekiyor. O zaman oyuncu biraz daha şey yapabiliyor yani biraz daha yumuşayabiliyor. Ama o dönemde Cem hocam biraz daha maçta saha içerisinde çok rahat bir şekilde çıkarttıklarını düşünüyorum ben kartların. Ama kimseyi de burada şey altına bırakmak değil ama yaşanmıştır. Geçmişe şöyle gittiğiniz zaman evet 5 kırmızı kart, 5 kırmızı kartın öncesinde de tarihler vardı. Bence o dönemde Beşiktaş camiasının daha fazla takım içerisinde sahiplenmemiz gerekiyordu. Camia olarak sahiplenmemiz gerekiyordu. Onlar olmadı. Maalesef olmadı onlar. Olmayınca da o güzel jenerasyonun 3-4 sene daha kaymağı yenmesi gerekirken yapamadık onu ya. Cunti dedim bir de Guti dedim. Guti ile de birlikte oynadın. Guti özellikle senin savunmanın arkasına çok kaçırıyordu ara paslarıyla. Sen gösterdiğin anda atıyordu. Guti'nin öyle bir özelliği vardı ki bas deparı. Değil mi? Bas deparı direkt önünde buluşturuyor seni. Yeter ki o alternatifi ona sunabilsen. Yani böyle bir özelliği vardı. Ben
Wood ile 3-4 sene oynayabilseydim daha fazla asist yapardım. Yani çünkü zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. O yeteneğiyle beraber takım üzerine çok fazla katkı sağlıyordu. Zaten onun verdiği pastalla o dönemde dün gibi hatırlıyorum ki 3-4 tane böyle asistim vardı. Çünkü defar attığım zaman benim en büyük özelliğim geriden sprinter bir şekilde defar atarak rakip ceza sahası, rakibin birinci bölgesine hızlı bir şekilde inmek vardı. Oraya indiğiniz zaman direkt Putin'in topla buluşturma özelliği vardı. Dolayısıyla çok önemli bir oyuncuydu. Keşke daha fazla oynama imkanı yakalayabilseydik yani. Kuvarajma ne de oynadın? Kuvarajma futbolun sosyetesi. Değil mi? İyi bir oyuncu. Ayak içi, ayak dışı. Ya bu da tabii Kuvarajma'nın da bir sana saygılıydı değil mi? Ya Kuvarajma saygılıydı ya. Kuvarajma iyi çocuk aslında ya. Kuvarajma'yı anlamak lazım. Kuvarajma biraz başına buyruk bir yapısı gibi gözüküyor ama Kuvarajma takım içerisinde sahaya çıktığı zaman varını yoğunu ortaya veren bir yapıda oyuncu. İlk geldiğinde daha genç, daha şımarıktı. İkinci geldiğinde daha olgundu. Olgunlaşmış yani. Benim dönemimde biraz da o senin dediğin şımarıklık vardı ama. Hatta bir gün hatırlıyorum, sen hatırlamayabilirsin. Sen o gün nadir de olsa yedek kulübesindeydin. Genelde 11 oynardın ama yedektin. Sakatlığın da olabilir bilmiyorum. Geldi böyle takımında yıldızı starı Inter'den gelmiş şımarık. Böyle su var derinde böyle içti. Tık diye sıktı böyle sana doğru. Sen de takımın kaptanısın. Kötü niyetle yapmadı onu. Ya yapmadı. Sen bir kalktın böyle ya. Yapmışsın lan bu. Ne yapıyorlar dedim ben. Sen bir kalktın ya. Kovalajma senin o halin yüzü zınt diye uzadı böyle. Ya tamam onu niye yaptı onu da anlamadım. Doğru söylüyorsun. Şımarıklıktan yani, yaptı. İşte. Seviyor o işleri. Görüntüyü seviyor. Seviyor. Şunlar ama tabii bunlar başkasına yapsaydı sıkıntı ya olmaz da sana yapınca. Üstümüzü ıslattı da var. Tabii. Ya bu ne yapıyoruz? Yani şimdi şey yaptık ama yapısında var Kuvarajma'nın. Yani ona da bir şeydi. Sonradan zaten art niyetli yapmadığını görüyorsun oyuncu. Ya bunun yapısı bu. Bunun karakteri bu. Demek ki bu bir şekilde mutlu olmaya çalışıyor. Katılıyorum. Bir sonraki dönem geldiğinde daha olgundu. Daha böyle olgunlaşmış bir vaziyette Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştı yani. Geri geliyor muydu peki? Gelmezdi. Kuvarajma'nın geri gelme özelliği neredeydi? Kuvarajma önde oynadığı zaman onun o gün Kuvarajma önünüzde oynuyorsa bir bek oyuncusu olarak bir mi efor sarf ediyorsunuz? Onu 1.5'a çıkartmanız lazım. Niye çıkartmanız lazım? Ya yok Kuvarajma birebir bek oyuncusunu kovalamaz. Ama yakaladığı bir... Ya bana bunu sordular şeyde ya. Karabük maçından sonra 4-1 mi? 4-1 hadi gol attı. Kaleci çıkamadı gol attı. Ya hayır. İki asisti bir golü vardı ya iki gol bir asisti vardı. Evet. Bana sordular Kuvarajma geri gelmiyor işte bununla ilgili düşüncen ne? Ya dedik ki evet adam geri gelmiyor. Biz zorlanıyoruz, yoruluyoruz. Bek oyuncusuyla mücadele veriyorsun, kanat oyuncusuyla mücadele veriyorsun. Ama iki asist bir gol, iki gol bir asist. Ya böyle yapacaksa, böyle verimli olacaksa, böyle skor üretecekse bırak gelmesin dedik. Biz onun için daha çok koşacağız dedik, mücadele ederiz dedik. Sonra hiç öyle gelmedi. Bazen yapma. Bak şimdi yaptığı zaman sıkıntı yok önde. Tabii. Ama önde bir şey yapmıyorsun, top kaptırıyorsun, bırakıyorsun orada. Adam üstümüze ikili üçlü geliyor. Bu sefer arada kızıyorsun da. Tabii. Ama önde olduğu zaman, yakaladığı zaman iş yapıyordu birebir de. Son dönemlerde yapamıyordu. O da Beşiktaş takımına çok önemli katkılar sağladı. Şöyle benim çok mesela üst düzey oynayabileceğin ya da oynadığım oyuncular içerisinde ilk 5 içerisinde Kuvarajma'yı da koyabilirim yani. Bire Sergen'i koyarım ama. Bire biraz Sergen'i koyarım. Bire. Siz Sergen Yalçın'la inanılmaz iyi anlaşırdınız. Çok iyi arkadaştınız. Acayip şakalaşırdınız. Hatırlıyorum böyle. Hep takılırdınız birbirinize. Ya Sergen takılırdı bana. Ben de ona takılırdım. Sergen sen ne zaman gol atacaksın derdi. Bilmiyorum derim. Oralara girince panik yapıyoruz derim. Altı pasın oraya. Orada farklı bir duygu ama bak. Altı pası rakip ceza sahasına böyle kaleciyle karşı karşıya hiç kaldın mı oynarken? Üstün başın boşalıyor böyle. Öyle mi? Tabii canım. Sergen'in boşalmıyor muydu Sergen? Sergen yok. Sergen olduğu zaman zaten kaleciyi de bekliyor. Gelsin de çalımlayayım diye. Çalımlayayım dedi. Ama biz olduğu zaman panik yapıyorduk oraya girdiğimiz zaman. Oralar tehlikeli. Yanıyor oralar. Yanıyor değil mi? Yanıyor. Oralar sıcak yerler. Eyvah diyorum kaçırırsam falan. Sonra attığım goller de var tabii ki. Yani. Sergen'e de diyorum. Oğlum diyorum. Bazen mesela onu söylemiştik ya orta yaparken niye gitmiyorsun diyorum. Zaten dışarı gidiyor. Niye gideyim diyor. Diyor o dönemler falan. Göztepe maçı. Yalnız arkadaş da çok gülüyor. Göztepe maçı. Sen kestin.
bu penaltı noktasında bekliyordu kaptan Sergen Yalçın. Şu ayağını kıstı, ayağın içine bir vurdu böyle 90'a gitti. Sen gittin, nasıl asist yaptın dedi. Ne asisti ya? Topu oraya atacağını bildiğim için orada kaldım dedi. Bak, bazen şey, o dönemler iyiydi ya. Tayfur hocam, Sergen, ya güzel muhabbetlerdi. İçeri girmiyordu ya, top atamayacağını. Girmiyordu oğlum, girtsene diyorum, orta yapacağız. Ne girmiyor, avuta gidiyor zaten. Niye gideyim diyordu. Ama bir dönem yaptım. Başını kestin. Chelsea maçında yerden kestim. Yerden. Havadan kesseydim gene vuramazdı. Yerden kestim de bizim Okan bırakmadı ki adam yanımıza gelse havamız olsun. Londra'da Chelsea maçında asist yapıyorsan. Ya Sergen bana gelsene, öbür tarafa gitti. Orkan bırakmadı ki. Dikkat tabii et. Okan itti Okan'ı ama. Okan'ı da itiyor abi. İtiyor tabii. Bırakmadı ki, Okan yapıştı ona. Ya güzel anılardı ya. Şimdi bunları anlatınca şimdi de başarılı bir şekilde takımda mücadeleydi. İki de şampiyonluk yaşadı geçen sene. Yakışır kardeşime. Allah yoluna açık etsin. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı gösterecek. Gurur sana. Duydun mu? Deparını gördün mü Göztepe maçı, Göztepe'de? Evet. He? Gördüm. Yoruldu biliyor musun? Sergen'in şampiyonluktaki, Sergen çok fazla ağlamaz. Yani gözleri dolması, ağlaması, duygulanması, bu güzel şeyler. Yani sen gördün mü hiç ağlarken? Yok, benim dönemimde ben şöyle... Bir Delbos'u giderken ağlamakla olmuş. Ya üzüldü de öyle ağlamaz ya. Delboski giderken takımın 30 tanesinin 29'u zaten duygulandı. Duygulandı. O bir tanesini söylemeyeyim de. 29'u duygulandı. Hakikaten herkes duygulandı. Sergen, gurur duydum mu? Duydum. Sergen şampiyonluk yaşaması, iki şampiyonluk yaşaması, Beşiktaş camiasında başarılı olması, Göztepe maçındaki o duygulu, coşkulu bir şekilde onu şampiyonluğu yaşaması, ağlaması, o deparı, maçtan sonraki o deparı. Ya bunlar güzel şeyler. Bir teknik adamın yaşamak isteyeceği şeyler. Yoruldu ama değil mi deparda? Tamam, 50 metre depar attı, yoruldu. Demek ki yavaş yavaş artık onun da spor yapması gerekiyor. Ama zayıfladı bayağı. Zayıfladı bayağı. Şimdi biraz daha... Şeyden daha fit, top oynadığı zamandan daha fit. Daha şey, onun tabii, bir fotoğrafımız tabii var zaten. Şimdiki fotoğraftan 3-5 kilo daha fazladır belki. Değil mi? Şimdi biraz daha diyet herhalde yapıyor. Beşiktaş'ta Sergen bir efsanedir. Sergen'in bundan sonraki süreçte de Şampiyonlar Ligi'nde de bu takımı başarılı bir şekilde yoluna devam ettireceğine inananlardanım ben. Çünkü çok zeki bir teknik adam. Akıllı bir teknik adam. Oyuncularıyla beraber iletişimi, sinerjisi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta uzun yıllar hizmet edecektir. Geçmiş dönemlerde de anılarımız çoktur. Beraber oynadığımız güzel dönemler vardı. Biz 100. yılda kahvaltıya oturduğumuz zaman o kahvaltı 9'da 10'da neyse otururduk. Kahvaltı 1'e 2'ye kadar öyle kalırdı yani. 1 saat, 2 saat, 3 saat muhabbet ederdik. Bu o dönemleri özlüyor muyum? Evet, özlüyorum o dönemleri. Keşke o dönemlere dönebilsek. Ama şimdiki bundan sonraki süreçte Sergen'in başarısıyla ben de mutlu olanlardanım. İnşallah şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Şampiyonluklar yaşadı. Beşiktaş benim çocukluğumun takımıdır. Biz istiyor muyuz? Ben de çok istiyorum. Şimdiki süreç biraz daha Sergen'i destekleme süreci. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse o camianın içerisinde bizler de görev almak istiyoruz tabii ki. Ama şu anda Sergen'e destek verme zamanı. Sevgili seyirciler, İbrahim Üzülmez'le yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Yemek Sepeti'nin sponsor olduğu Lezzetli Sohbetler programının bu haftaki konuğu İbrahim Üzülmez'le. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.